Halikarnas Kültür Sohbetleri ile daha karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Aylin Müftüler. Kendisi tekstil mühendisi, tasarımcı, aynı zamanda şair. Yeni şiir kitabıyla tekrar gündeme geliyor. Aynı zamanda tişört tasarımlarıyla gündemde. Üstüm Başım Şiir markasıyla tişörtler tasarlıyorsunuz. Tişörtler. Bir tasarımcı arkadaşımla daha doğrusu tişörtlerin fikri benim üzerimde. Ama şiirler de benim şiirlerim. Birkaç tane de arkadaşlarıma şiirleri var. Onlar da sağ olsunlar destek olmak için bana bu şiirlerini verdiler. İstanbul'dan Mustafa Elmağaçlı, Denizli'den Göksel Altınışık ve Adana'dan Seçil Oğuz şair arkadaşlarım birer şiirlerini bana gönderdiler. Onları da bastık tişörtlere. Diğerleri benim şiirlerim. Tasarımcım Evrim Koralay sağ olsun bu şiirlere uygun karakterler ve tasarımlar yaptı. Şiirlerle örtüşen tasarımlar yaptı. Bazılarını görüyorsunuz burada. Ve onları yaptıktan sonra da renklendirmelerini birlikte hazırladık. İstedik ki Türkiye'de tuhaf bir şekilde İngilizcenin baskın olduğunu görüyorum ben. Ve bu beni uzun zamandır çok rahatsız ediyordu. Bu yüzden de üzerimizde Türkçe, kendi dilimizde anladığımız şeyler olsun ve üstelik de bunlar şiir olsun istedim. Daha manalı bir giyim tarzımız olsun istedim. Kendi fikirlerimizi, anlayışlarımızı üzerimizde bilerek taşıyalım istedim. O yüzden de Türkçe, illaki Türkçe diyerek böyle bir şey düşündüm. İsme de ne olsun derken bir anda Üstüm Başım Şiir aklıma geldi. Daha sonra da kitap çıkarmayı planlıyor idim. Şiirlerim bir aradaydı. İkisinin de ismini örtüştürdüm. Ve bu kitapta olan şiirlerden daha çok bu tür baskıların devamını yapacağımız için. İkisi birlikte kardeş kardeş ilerlesinler diye düşündük. Evet. Şiirlerinizde hangi temalar işliyorsunuz? Şiirlerimde, benim iki kitabımda da üç bölüm vardır. Birinci kitabım Yüreğime Dokun'da ki bölümler. Birincisi aşka dair bölümüdür. Aşkla ilgili şiirlerdir. Herkeste olduğu gibi. Aşk olmazsa zaten şiir olmaz bence. Aşk şiirin en güzel bahanesidir diye de bir söz var. İkinci bölüm şahsa münhasır kişiye özel şiirler, etkilendiğim kişilerden, iletişimde olduğum kişilere yazılmış şiirlerdir. Anneler, halalar, teyzeler, eski sevgililer gibi düşünülebilir. Üçüncü bölümde hayat ve ahir dediğim, hayata dair bakış açım, duruşum, hayatın anlamı hakkındaki kafamdan geçenler, bir günlük hayattan etkilendiğim günlük olayların, güncel olayların bende bıraktığı izleri aktardığım şiirler yer almıştı. Bozmadım bu sistemi. Bu ikinci Üstüm Başım Şiir kitabında da gene üç bölüme ayırdım şiirleri. Burada da birinci bölüm aşk olsun. İkinci bölüm, burada gene aşk şiirleri var tabii. İkinci bölüm yürek arası dediğim bir bölüm. Yüreğimin arasına sıkışanlar, gene hayatla ilgili bütün düşüncelerim. Bunların için çok fazla siyasi yazdım söylenemez ama gündemde beni etkileyen bütün olayların tarihleriyle birlikte şiirleri de yer almakta. Yaşanan bütün olaylara, iyi ve kötü olaylara diyelim. En son bölümde Kestirmeden diye bir bölüm var. Burada da aforizma diyebiliriz, kısa şiirler diyebiliriz. Aralarında Japon sanatı haiku'ya yakın. Ona benzer küçük küçük şiirler var. Post-it gibi düşünün bunları. Küçük küçük şeylere, stikerlere yazıp odanıza, kitaplarınıza yapıştırabileceğiniz tarzda bir kestirmeden bölümü var. Tişörtlerimin de birkaç tanesinin tasarımı kitabın içerisinde yer almakta. Yani ben kitabın arkasında da yazıyorum. Burada şiir yaşıyorum uzun bir zamandan beri. Ve bu yaşadıklarımı da aktarmak istiyorum. Yüreklere de dokunmak istiyorum. Kendi fikirlerime benzerlik bulursa insanlar karşılıklı çoğalırız diye düşünüyorum.
Hatta bir yerinde de şöyle bir şey yazıyorum. Yani birbirimizi tanımıyoruz ama şiirler arası seyahatlerde selamlaşıyoruz karşılıklı olarak. Mutlaka birbirimizden alıp vereceğimiz bir şeyler olmuştur ve olacaktır diye düşünmekteyim. Bu yani şair diyemem kendime. Şair çok ayıp olur Cemal Süreyya'lara, Nazım Hikmetlere karşı kendime şair dersem. Şair değilim ama şiirimsi şeyler yazmayı seven bir edebiyat dostuyum diyelim. Ve bunu da şiiri Türkiye'de özellikle tanıtmak, daha çok insanın şiire ilgi duymasını sağlamak istiyorum. Evet. Sizden aynı zamanda bir ud sanatçısınız, udisiniz. Keşke udunuz yanınızda olsaydı, bir melodi dinleseydik. Ama ben şimdi son kitabınızdan böyle en sevdiğiniz bir şiiri okumanızı isteyeceğim. Vallahi izleyicilerim benim için. Çocuğum, en sevdiğim evet, derken evet. Ama şimdi hüzünlü şiirler çok okumak istemiyorum size ama şöyle diyeyim. Bu yürek arası bölümünde bir arkadaşımın oğlu kanser teşhisi almıştı. Tanısı almıştı. Çok şükür ki birkaç gün sonra bu tanının doğru olmadığı ortaya çıktı ama o anda hissettiğim şeylerle yazdığım Hesap isimli bir şiirim var. Bunu okuyayım dilerseniz size. Çok eğlenceli olmasa da anlamlı bir şiir olduğunu düşünüyorum. Sakın ödeme o hesabı çocuk. Benim masayla karışmış olmalı. Bak yaşadıklarımıza. Mezelerden başlayalım. Ben kaç yağmurda ıslanmışım. Sen aşık bile olmamışsın daha. Sıcaklara gelelim. Kaç güneşte yanmışım. Kaç tabak dert geçmiş başımdan. Çoluk çocuğa karışmışım. Yaşayacağımı bir güzel yaşamışım. Eleğim duvara yakışır artık. Sen yaza bile uzaksın henüz. Sakız filizi dallarında. Kavak yerlerini küstürememiş daha güz. Tohumun ürün verecek. Gülüşü yıldızları imrendirecek. Sana yaşamak yakışır artık. Yok, hesaplar karışmış çocuk. Seni üzdüler ya. Ben buralarda eskiyim. Bırak. Senin hesabı da ben ödeyeyim. Ömrümü al da git çocuk. Evet, çok güzel bir şiir. Çok hoş olmuş. Bir duyarlılık var şiirinizde. Bir dokunuş var. Evet. Hayata, yaşama dair. Çok duygusal bir insan değilim ama duygulu bir insanım. Duyarsız kalamıyorum gördüğüm, yaşadığım şeylere. Bir şekilde ne hissediyorsam onu aktarabilme şeklim, kendimi ifade ediş şeklim benim aslında şiir. Kendimi yazıyorum, içimi boşaltıyorum, içimi döküyorum daha doğrusu. Ama izlenimlerim, etrafımda bu şiirleri okuyan arkadaşlarımın düşünceleri de bunu destekliyor. Demek ki dokunabiliyorum, demek ki dökebiliyorum, döktüklerimi de toplayanlar var demek ki. Böyle düşünüyorum. Bir başka şiir var mı? Tabii. Yine, o zaman bir de aşk şiiri okuyayım ben size. Tabii ki. Kim sen o? Dün kiminleydin? İlgilenmem. Yarın kime nasipsin? Bilmek istemem. Merakım zayıf benim. Dün kimdin? Nasıl bir kişiliktin? Zihnimi meşgul edemem. Ne iş yaparsın? Önemsiz. Kendine yetiyorsan, kendini seviyorsan, beni de sevebilirsin nedensiz. Takvimim bugünü gösterir yalnız. Bugün kimsen? İşte onu. Yargısız sevebilirim. Söz veremem bir ömür ki tutulmayan sözler sevgiyi öldürür. Bittiği yerde usulca acıtmadan gidebilirim. Çok güzel. Şimdi üstüm başım şiir markasıyla tişörtler de tasarladınız. Bu tişörtlerde kendi şiirlerinizi ve arkadaşlarınızın şiirlerini kullandınız. Biliyorsunuz şiir sokakta diye bir hashtagle evet. Yapılan şeyler var. Bazen duvarlarda falan görüyorum. Sizin şiirleriniz de umarım böyle yol alabilir. Umarım. Tüm Türkiye'de umarım. Ses getirebilir. Güzel tasarımlar, güzel şiirler, özel bir seçki. Daha fazlası da olsun
daha farklı şairlerimizin zaten de şiirlerinin olduğu bir konseptle ortaya çıksın. Benim bu kadar işi bir koltukta 8-10 karpuzu taşımak, annelik var, işte şairlik var, mühendislik var, müzisyenlik var, tasarımcılık var. Bütün bunlara nasıl zaman yitirebiliyorsunuz? Zaman şöyle, zaman sizin algınızla ilgili bir şey. Hayatı nasıl algıladığınızla ilgili bir şey. Ben hiçbir zaman hayatı hep iş olan veya hayatı sadece çocuğu olan bir insan olmadım. Çocuğumun da kendine ait bir hayatı oldu. Hep benim de kendime ait bir hayatım oldu. İş hayatımı da özellikle son 7-8 aydır sadece serbest home office çalışarak bir hale getirdim ki kafamda üretebileceğim şeylere daha fazla vaktim kalsın diye. Çünkü ben biraz da asi yapılı bir insanım. Öyle çok emire demire gelemeyen bir insanım. Onun için serbest kaldıkça daha çok şey sığdırabiliyorum hayatıma. Hayatta güzel şeylere vakit ayırıyorum aslında. O yüzden zaman bulabiliyorum. Televizyon seyretmem. Ben kitap okumayı severim. Arkadaşlarıma sohbet etmeyi severim. Böyle şeyler yapmayı severim. Şiir okumayı, çiziktirmeyi severim. Müzikle uğraşmayı severim. Ve bunları da gündeme getirmeyi de seviyorum. Daha çok insana dokunabilmek için. İlk kitabımın adı bu yüzden Yüreğime Dokun. Dokunmatik bir insan olduğum için ben de dokunmayı seviyorum. Geçen hafta Denizli Moski Derneği, benim 20 yıldır çalıştığım Moski Derneği, Udi olarak çalıştım. Gönüllü olarak tabii ki. Bir konserimiz oldu. Ve bu konserde de çok farklı bir şey yaptık. Şiir duraklı şarkılar koyduk konserin adını. Ve 6 tane şiiri şarkıların arasına serpiştirdik. Üniversiteden öğrenci arkadaşlarım Alev Yıldız'la Semih Çetin de bize eşlik ettiler. Ben de 2 şiir okudum. O kadar keyifli oldu ki hem müzik seven hem şiir seven insanları bir araya getirdik. Bütün sanat sevenleri. Ve ikisi birbiriyle çok örtüştü. O dinlenme molalarında şiirle dinlenmek çok güzel oldu. Bundan sonra da böyle projeler üretip hem Denizli'ye, hem şiire, hem edebiyata, hem müziğe katkım olsun istiyorum. Ve inşallah son nefesime kadar da üretebileceğim kadar üretebilirim. Tekrar şiire dönecek olursak, ne zamandan beri şiir yazıyorsunuz? Hani doğuştan gelen bir yetenek vardır. İnsanlar da şair olurlar doğuştan, şairlerdir. Aslında bakarsanız ben ortaokul yıllarında böyle ilk aşklar olduğunda, çok çocukça olmakla beraber yine bir şekilde duygularımı böyle ifade etmiş. Hatta bestelemişim birkaç tanesini. Böyle basit şekilde tabii ki çok az not kullanarak bestelemişim. Lisede de devam etti. Fakat ondan sonra iş hayatı başlayınca, o zaman şu anda çalışmıyorum 8-9-5 çalışmıyorum belki, ama o zamanlar tabii bir mecburiyet vardı, o şekilde çalışmak gerekiyordu. Oralar birazcık ara verdim. Ondan sonra tekrar oğlum doğduktan sonra, 97 doğumlu. Bundan birkaç sene sonra ayaklanmaya başladıkça dedim bir boşluk oldu. Sürekli 24 saatimi bebekle geçirmiyorum. Sonra ufak ufak tekrar yazmaya başladım bunları. İşte ilk kitap 2012'de çıktı. Onda da hiç düşünmüyordum böyle bir şey. Mustafa Soylu arkadaşıma da selam gönderiyorum. Kendisi de romanlar yazan bir arkadaşım. O cesaretlendirdi beni. Sen de çıkarabilirsin kitap diye. Çok korktum ilk kitabı çıkarırken. Neden? Çünkü ruhum çıplak kalacaktı. Herkes beni çıplak görecekti. Öyle bir endişe edindim ve çok heyecanlandım kitabı çıkarırken. Kararsız kaldım. Sonra dedim tamam ya. Çıkarıyorum. Kitap çıktıktan sonra rahatladım. Dedi bir kere çıplak gördüler, bundan sonra artık çıplak görebilirler. Canım acımayacak. Ve daha rahat yazmaya başladım. Kendime göre bir tarz yakaladığımı düşünüyorum. Daha da yakalıyorum. Hepsi bitmedi tabii ki. Şiir konusunda çok yetkin insan kesinlikle olduğumu düşünmüyorum. Sadece birazcık yüreklere dokunabilen şeyler yazdığımı düşünüyorum. Ama kendimi eğitmeye devam ediyorum. Okuyarak, çok iyi şairleri okuyarak, onların yönergeleri vardır. Şiirde neler olmamalı, neler olmalı gibi. Çok teknik değil ama daha pratiğe yönelik yazılarını okuyup derleyip kendimi daha
iyi hale getirmeye, kendimi aşmaya çalışıyorum. Ve iki kitabı da okuduklarında aradaki farkları çok ciddi şekilde göreceklerini sanıyorum okuyucuların. Evet, kendimle yarışıyorum. Ben kimseyle yarışmıyorum. Kendimle de öyle deli gibi bir yarış içerisinde değilim ama kademe atlamak istiyorum. Hani şu şey gibi, dünyada kendimi maksimum derecede yükseltip insan olarak ikinci sınıfa geçmek istiyorum. Ben tekrar dünyaya dönüp bir daha ikmale kalıp aynı sınıfı bir daha yaşamak istemiyorum. Bunu hayatta da böyle yapmak istiyorum. Kitaplarımda da böyle yapmak istiyorum. Biri ötekinden bir adım daha önde olsun istiyorum. Bu yani yapmak istediğim bu. Bir şiir arası verelim isterseniz. Tekrar bir şiir alalım sizden. Bunu konserde geçen hafta okumuştum. Şairane diye bir şiir. Şiirli sözlerle sev beni. Tut mısralarını ellerimden. Gönlümün kıyısına götür beni. Yüreğindeki denizde yıldızları kaydır. Mehtabı indir de gözlerine, gözlerimin gecesine yakamozlar çaktır. Dizgine koşamadığın kelimelerle şaha kalkmış anlamlar getir bana. Ayağının tozu çöllerden olmayıversin. Bırak Leyla'yı, fuzuli bir hayalde kalsın. Sararmış yapraklardan kurtar yüzünü. Dök şiir dillerinden sözünü. Adın Mecnun'la yarışmayı versin. Havalandır sandık kokulu yüreğini de, yasemin kokusu benden bulaşıversin. Şiir için çok teşekkür ederiz. Zamanımız kısıtlıydı. Bu değerli zamanınızı bize ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu hafta konuğumuz Aylin Müftüler'di. Bu cumartesi imza günümüzde sizleri de bu şiirlerle buluşturmak istiyoruz. Katılımcı olursanız bizleri sevindirirsiniz. Esen kalın, hoşça kalın.